Merhaba değerli dostlar. Bugün 22 Mart 2018. Saatimiz Türkiye'de tam 21.35'i gösteriyor. 23 derecenin 55. programına hepiniz hoş geldiniz diyorum dostlarım. Yayınımıza başlamadan önce inanan tüm izleyicilerimizin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Huzur ve barış getirmesi temennisiyle diyerek başlamak istiyorum yayınımıza. Öncelikle kısa kısa bir gündem değerlendirmesi yapacağız. Arkasından ana gündem maddemizi sizlerle paylaşacağız dostlarım. Özellikle neler oluyor, neler bitiyor, bunları kısaca sizlerle paylaşmaya başlayalım. Bugün aslında Türkiye açısından kritik bir dönüm noktasının yaşanacağı AB zirvesinin ön toplantısı gerçekleşti. Daha doğrusu Türkiye'de ortaklaşacak 26 Mart'ta Pazartesi günü bir zirve gerçekleşecek Bulgaristan'ın Varna kentinde. Yaklaşık bir aydır bu zirvenin önemini sizlerle paylaşıyoruz dostlarım. Fakat bugün basına bir metin sızdı. Daha doğrusu Avrupa basını nasıldı? Türk medyasına kaleme alınmadı mı? Avrupa Birliği yarın bir karar deklarasyonunu yayınlayacak ve bu deklarasyonda Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden ve Yunanistan'a karşı husumetliğinden dolayı kınayacağını ifade etti. Gerekçe ne? Özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, yani bize göre Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin doğal gaz çalışmalarına engel olmak, ekonomik çalışmalarına engel olmak ve İtalya'nın Eni firmasına engel olmak ve bunlarla birlikte bölgede barış ve huzur ortamını blok etmekle suçlanıyor raporda. Yine aynı şekilde iki Yunan askerinin tutuklanması, Yunanistan'a karşı Ege'de husumet içerisinde davranılmış olması Avrupa Birliği tarafından ciddi bir handikap olarak görülüyor dostlarım. Bu yüzden dolayı da Avrupa Birliği yarın zirve sonucu olarak bir deklarasyon yayınlayarak Türkiye'yi sert bir dille kınayacak ve bunun ötesinde de taslak metinden edindiğimiz noktaya bakar isek Avrupa Birliği, Yunanistan üyesi olan ve yine Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tamamen arkasında olacağını net olarak ifade etti. Hazır Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diye eleştiri yapıyoruz ama Avrupa Birliği'nde ilginç bir gelişme de var. Fransız eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hepimiz tanıyoruz zaten. Geçtiğimiz 2011 yılına kadar, 2012 yılına kadar da Fransa'nın Cumhurbaşkanlığı yapmıştı. Fransız Cumhurbaşkanı 3 gün önce bir gözaltı yaşadı. Bildiğiniz gözaltı. Gözaltının gerekçesi çok ilginç bir şey, yolsuzluk. İllegal rüşvet almak ve yolsuzluk. Ve 3 gün gözaltı yaşıyor, 1 gün gözaltı yaşıyor pardon, 2 gün ifade, toplam 3 gün gözaltında kalıyor. Kendi ifadesiyle hayatının en zor gününü yaşıyor Sarkozy. Sarkozy'ye yapılan suçlama ne? Kaddafi'yi 2012 seçimlerinde hani Kaddafi'ye daha doğrusu müdahale olmuştu hatırlarsanız Arap Baharı döneminde. 2006 ve 2007 yıllarında partisine 50 milyon lira seçim yardım almakla suçlanıyor Kaddafi'den. Seçim kampanyasını yasa dışı yollarla finanse etmek. Ama daha çarpıcı bir şey var suçlama. Libya'nın kamu malını zimmete geçirmek. Bu dava sadece Fransa yargısının değil, aynı zamanda Libya'yı da ilgilendiriyor. Çünkü Libya'nın milli varlıklarını kendi partisi bünyesinde zimmete geçirmekle suçlanıyor. Tabii Kaddafi ile ilişkisini biliyoruz Sarkozy'nin. Sarkozy Kaddafi ile daha önceleri çok sıkı bir dostu. 2006, 2007, 2008'lerden. Hatta Elest Sarayı'nda ağırlanıyordu, ediyordu karşılıklı. Ama 2011 Arap Baharı'nın başladığı Büyük Orta Doğu Projesi'nin ilk sinyallerinin Tunus'tan başlamasıyla birlikte Sarkozy çok şiddetli bir Kaddafi muhalifi oldu. Hatta muhaliflerini de ağırladı. Diyor ki Kaddafi, tabii diyor elinde delil yok ama diyor, ben diyor Kaddafi muhaliflerini diyor Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladığım için bu iddia Birleşmiş Milletler'de Kaddafi tarafından gündeme getirildi ve ben bunlarla suçlanırım diyor. Dosya 2013 yılından beri ciddi anlamda devam eden bir dosya, araştırma dosyası. Tabii savcılık takipsizlik vermedi Sarkozy'nin bu ifadesinde. Yani şunu da sormak gerekiyor. Cumhurbaşkanı olması, onun yolsuzluk operasyonuyla göz altına almış olması Fransa'nın itibarına bir zedde getirmediği gibi aksine demokratik hukuk devleti göstergesini de tüm dünyaya deklar etmiş oluyor Fransa. Yani bir cumhurbaşkanı da olsa yolsuzluktan gözaltına alabilir, ifade verebilir. Hatta yanlış bir şey varsa suçlanabilir. Çünkü asıl olan kişiler değil, devletler. Avrupa'nın kültürü de zaten bu değil mi? İnsan değerler üzerine yükselen bir devletçilik anlayışı yok mu? Demokrasi üzerine, ahlak üzerine. Ki ahlak kelimesi hani hep bizde kullanılıyor doğuda ama asıl siyasi ahlak budur. Eğer ortada bir yolsuzluk varsa savcılar bunu soruşturmakla mükellef. Ve Fransa Cumhurbaşkanı bugün yolsuzluk karşısında Fransa yargısının karşısına çıkabiliyor ise gerçek anlamda bu olayı incelemek ve irdelemek de gerekiyor dostlarım. Yayınımıza katılan dostlar,
yayınımızda olan dostlar. İki küçük ricamız var. Hemen yayınımızı Twitter'dan ve Scope uygulaması üzerinden ve YouTube'dan paylaşmanızı rica ediyorum. Ve kalpler konusunda cömert olmanız bizim için çok ama çok önemli. Daha fazla konuk ağırlayabilmek Scope tarafından önemli diyoruz. Türk medyasına bugün bir haber düşmedi ama çok yakında Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir yolsuzluk operasyonunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci Reza Zarrab olayı Türkiye'nin başına patlayacak. Neden patlayacak? Kahramanımız yine İranlı. Genç bir İranlı kahramanımız. İranlı Ali Sadi Haşimi Nejat ismi. 38 yaşında. Kendisi Stratos şirketinin Türkiye'deki faaliyetlerini koordine eden bir karakter. Ve bu kişi dün Virginia'da, ABD'nin Virginia eyaletinde gözaltına alındı. Gerekçe ne biliyor musunuz? Venezuela ile İran arasında yapılan ticarette Amerikan bankacılık sistemlerini ve Amerikan dolarını kullanmaktan suçlanıyor. Gerekçe de çok basit. Amerika İran'a bir ambargo uyguluyor. Bu ambargoyu İran'a ambargoyu sadece Amerika uyguluyor ama eğer Amerikan bankacılık sistemini ve Amerikan dolarını kullanıyor iseniz bu Amerikan ekonomisine yapılmış bir zarardır diyor Amerika. Ve bununla mücadele edeceğini ifade ediyor. Ve daha da önemlisi bu konuyla ilgili olarak uluslararası arenada bir kanun da çıkarıyor. Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası. Evet, kahramanımız Nejat, Haşim Nejat ya da Ali Sadri Nejat, yani nasıl dersek ismini şimdiden alışın. Yani Zarrab gibi 5-6 tane versiyonu yok. Reza Zarrab mı, Rıza Zarrab mı, Reza Sarraf mı gibi yok. Haşimi Nejat. Haşimi Nejat'a bizi ilgilendiren kısma gelelim. Tabii bu arada ne tür bir yolsuzluk yapmış bunu da paylaşmak istiyoruz. Aslında ortada yolsuzluk falan yok. Sadece İran'a uygulanan ambargo denilmesi var. Venezuela hükümeti İran'la bir şirketle anlaşıyor. 7 bin tane konut yapılmasını istiyor. Ve bunun için 476 milyon dolarlık bir anlaşma yapılıyor. Yani konut başı 68 bin dolar. Aslında çok pahalı yapılıyor. Türk müteahhitlerle anlaşsaydı Venezuelalılar daha ucuza mal edebilirlerdi ama bizimkiler herhalde bu pazarı göz ardı etti. Tabii ödemeler bankalar üzerine yapılacak ve altın ve petrol üzerine yapılacak. Buraya kadar yine sorun yok. Fakat anlaşma yaptıkları Stratos firması yani İranlı firma bu işe hemen başlaması gerekiyor. 7 bin konut yapması gerekiyor. Bunun için 115 milyon dolarlık bir nakdini Venezuela'ya transfer etmesi gerekiyor. Bunun için kullandığı İstanbul merkezli bir şirketleri var Stratos firmasının. Stratos Türkiye. Zaten dün savcılık iddianamesinde Amerika'da Virginia'da yansıdı. Türk medyasında yansıyacak yarın itibariyle. Bu parayı Amerikan bankacılık sisteminde kullanılarak Stratos Turkey firmasına aktarılıyor. Buradan da Venezuela'ya aktarılıyor. Switch sistemi kullanılarak. Ve Amerika orada hemen radarlar açıyor. Diyor ki sen benim paramla, benim bankacılık sistemimle İran ambargosunu delemezsin diyor. Ve hemen bu holdingin, bu İranlı şirketin üst düzey yöneticisi olan Haşim Nejat'ı Virginia'da paketliyor. Bu aynı zamanda Venezuela'ya, aynı zamanda İran'a, aynı zamanda Türkiye'ye bir mesaj. Ve şu anda Reza Sarraf'la birlikte Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın aynısı görülecek. Yine kahramanımız Türkiye. Not, bu bankacılık işlemi yine bir Türk bankası aracılığıyla yapılıyor. İsmini şu anda edinemediğimiz için sizlerle paylaşamayacağım ama iddianamede bir Türk bankası olarak geçiyor. Amerikan finans sisteminin kullanılması, İran'a uygulanan ambargonun delinmesi, uluslararası acil ekonomik güç yasasına aykırı davranmaktan suçlanıyor. Ve yine ne garip ki Türkiye bu işin içine girdi. Bu ismi şimdi alışalım. Bakalım ne olacak, neler çıkacak. Yani gerçi Reza Zarrab'ın üstünde tanınmaz. En azından bu adam bir iş yapmaya gidiyor. Orada 7 bin tane konut yapmak istiyor. Şirketinin parasını oraya aktararak konutları yapmak istiyor. Ama yasayı deldiği için yargılanıyor. Reza Sarraf gibi hayali ihracat yapıp Türkiye'de bir de vergi mükellefiyeti kazanıp vergiden Türkiye'den para kazanmıyor. Reza Sarraf'ın Türk ekonomisine zararı en az 20 milyar dolar. Biz uğruna iki defa ABD'ye nota gönderdik, nota çektik ama sonradan hain ilan ettik ama hiçbir Adalet Kalkınma Partisi milletvekili ya da hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İyi Parti milletvekili şunun hesabını soramıyor. Tamam da Reza Sarraf önce vatandaşımızdı, yurttaşımızdı sahip çıktık. Sonra hain ilan ettik de bu hainin, bu kandırılmışlığın Türk ekonomisi faturası nedir? Bunu bir ortaya koymak gerekmiyor mu? Samimiyetle söylüyorum yani sadece Amerikan yargısında edindiğimiz Ocak ayında hatırlarsa Aralık'ın son haftasında edinilen bilgilerden biz de ifade ediyoruz. Reza Sarraf'ın Türk ekonomisine verdiği zararı ifade ediyoruz. Milyonlarca dolar değil, milyarlarca dolar.
olmayan hayali ticaret. Buna karşı KDV ve vergi iadesi. Vergi iadesini yine Türk hükümeti ödüyor. Reza Sarraf 1 milyar kazanıyorsa belki 100 milyonu da rüşvet olarak dağıttığını iddia ediyordu. Hatta rüşvette öyle standartlar çağırtladı ki herhalde dünya rüşvet tarihi 3000 yılda kalsa Reza Sarraf'a yakalayamaz. Sadece Türkiye değil ki ABD'de de rüşvet verdi gardiyanlar yargıçlara. Bakalım Haşim Nejat, Reza Sarraf'la ne tür ilişkisi var? İlerleyen günlerde kamuoyuna yansıyacak. Ama biz size şimdiden bu ismi net olarak belirtmek istiyorum dostlar. Bu isim Türkiye'nin başına ikinci Reza Sarraf dosyası olarak gelecek. Bunun gamicimi yok. Bu dosya dün Virginia'da açıldı. Tanıyorum haftaya da Türk medyasında okumaya başlarız. Hani değerli 23 derece okurlarımız buradan ilk olarak öğrenmelerini istedim dostlarım. Bu arada dostlarım çok ilginç bir bugün haber karşıma çıktı. Yani haberi okuyunca önce başlığı çok dikkatimi çekti. Sputnik Türkiye'den geçmiş haber. Türkiye 15 Temmuz gibi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmamak için Patriot yerine S-400 almalı. Ben bir an irkildim. Yani 15 Temmuz, S-400, Patriot füzeleri. Yani hakikaten zihnim yandı derler ya. Öyle bir pozisyonda oldum. Nasıl bir açıklama? Bu açıklamayı kim yapabiliyor? Niçin yapabiliyor? Tahmin edebileceğiniz gibi. Malum bir... Aslında ismini açıklayayım. Normalde siyasi partisini açıklamayacaktım ama. Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Yani Doğu Perinçek'in yardımcısı. Diyor ki... ABD diyor 31 Mart'ta diyor. S-400'e karşılık diyor Türkiye'ye bir teklif de gelecek diyor Petroyuk'la. Evet. Türkiye, biz bunu öğrenememiştik aslında. Yani bu teklif neden, nasıl yapılacağını. Zira en son Tillerson ziyaretiyle birlikte Erdoğan ve Çavuşoğlu görüşmesinde S-400'ler gündeme gelinmişti. En azından basın açıklamada bunu ifade ediyorduk. Ama 31 Mart'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı savunma sanayi şirketlerinin Türkiye'ye S-400'e alternatif bir öneriyle geleceğini Vatan Partisi'nden öğreniyoruz. Amaç diyor, burada diyor, Rusya ile ilişkimizi bozmak diyor. Bozmanın da ötesinde diyor, ciddi anlamda sıkıntı yaratmak diyor. Ve diyor ki daha da radikal bir şey. Şimdi bu soruyu hep birlikte soralım. 15 Temmuz gibi diyor olaylara karşı diyor. Biz diyor Patriot'larla diyor kendimizi savunamayız diyor. S-400'lerle savunmamız gerekiyor. Ben iki tane soru sormak istiyorum. 15 Temmuz'da tamam hainler uçak kullandı. Hainler halka bomba attı. Ama uçaklar bizim uçaklarımız. Elin uçakları değil. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar. Biz onları mı düşüreceğiz? Ve Patriot'lar bu uçakları düşürmemiş ama S-400'ler düşüyormuş. Aslında burada şu. Amerikan uçaklarında düşebiliyoruz o zaman. Ya da daha da radikal bir soru sormak istiyorum. Hakikaten beyin fırtınası yapmak istiyorum. En radikal soruyu sorarken bilmiyorum başımıza da iş gelecek mi ama yeni bir 15 Temmuz girişimi mi var? Bu soruyu artık yüksek sesle soralım. Yani ben hala S-400 mantığı ile Patriot S-400 ilişkisini anlayamadım. Hava kuvvetleri uçak ilişkisini. Algılayan varsa bana anlatsın. Tamam Amerika Türkiye'yi saldırır. Patriot'tan işe yaramaz. Ya da bir NATO müttefiki saldırır işe yaramaz. Hoş, NATO müttefikleri Türkiye'ye niçin saldırsın? Bu da ayrı bir konu. Öyle bir sorunumuz mu var? Ama biz kendi uçaklarımızı vurmak için Patriot almamamız gerektiğini yapan bir siyasi parti genel başkanısı var. Bakın çok ciddi bir iddia. Kendi uçaklarımızı vurmak için diyor. Bakın cümlesi net. Patriot yerine S-400 alalım diyor. Bu ülkenin geldiği durum. Bunu ciddi ciddi sorgulamak gerekiyor. Bilmiyorum nasıl bir ilişki, nasıl bir durum ortaya çıkacak dostlarım. Dostlarım bu arada başka bir müttefikimiz. Ben arşivimizi bugün karıştırdım. Neler var neler yok aslında gündeme gelmeyen ilginç haberler var mı dedim. PEJAK. İran PKK'sı olarak adlandırabiliriz. 2006 yılında kuruldu. Hatta bu konuyla ilgili benim Türk Sulu gazetesinde çekmiş bir makalem var. Eğer bakarsanız linklerine yani Türkiye'de 2006 yılında yani 12 yıl önce bu riski ortaya koymuştuk. PEJAK sadece İran için değil Türkiye için de büyük bir tehdit olacağını ifade etmiştik. Kuruluşunu, örgütlenme yöntemini yani YPG ile benzer dönemde kurulmuştu. 2003 yılında YPG kurulmuştu. 2006 yılında da PEJAK kurulmuştu. Ama çok ilginç bir şey. Bugün arşivimden elde ettiğim sonuçları size paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl İran Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sınır Muhafızları Komutanı. Emniyet Genel Müdürlüğü diyorsam ordusu yanlış anlaşılmasın. Çünkü İran'daki yapı ikili bir hiyerarşik yapıdır. Hem askeri anlamda hem yönetsel anlamda. General Kasım Rızai. Yine bir Kasım, General Kasım isimleri zaten
Orada herhalde İran'da parantez açmak gerekiyor. General olmak istiyorsa öncelikle alın Kasım olacak herhalde. İki İranlı askerin iyiydi de yaralı olduğu bir Pejak saldırısı yaşanmıştı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında. Ve diyor ki Kasım Zayıf, bu olayın arkasında Türkiye var diyor. Pejak'ı Türkiye destekliyor diyor. Bakınız çok uzak değil. Yani bahsettiğimiz tarih bir yıl bile olmadı. 8 ay önce yaşanan bir olay. 8 ay önce İran Türkiye'yi PKK'yı desteklemekle suçluyor. Ben de şunu sormak istiyorum. Aynı İran'la Mayıs ayında biz Astana'da masaya oturduk. Suriye konusunu hatırlar mısınız? Ve de, Astana'da muhtıra imzaladık. İran, Türkiye, Rusya. Bu iddialar o zaman gündeme geldi mi? Gelmiş olması gerek. Türkiye PJK'ya nasıl bir destek veriyor? Ve İran PJK'ya karşı kendini konumlarken Türkiye ile PJK'ı aynı ittifak içerisinde nasıl değerlendiriyor? Ben şunu sormak istiyorum. 2003 yılından 2014 yılına kadar biz PYD lideri Salih Müslüm'ü ve PYD'yi bir terör örgütü tanımadığımız gibi Salih Müslüm'ü de kırmızı halılarla ağırlamıştık. Türk medyası yazmıyor veya Türk analistleri bunu konuşmuyor. Ama İran iddiası gibi Türkiye, İran PKK'sı PJK'ı destekliyor mu, desteklemiyor mu? Bu soruyu da yüksek sesle sormak gerekiyor. Ben bu olayın çok yakında farklı bir boyuta gideceğini düşünenlerdenim dostlarım. Değerli dostlarım, yayınımıza katılanlar, artık aralarda reklam yapıyoruz ama lütfen paylaşınız. Paylaşınız ki daha fazla seyirciyi konuk edelim. Ve kalpler konusunda cömert olunuz. Ekranın sağ alt tarafında kalplerimiz akmıyor dostlarım. Bunu da açıkça belirtmek istiyorum. Değerli dostlarım, bugün haberlere bir, daha doğrusu ajanslara bir haber düştü. Sedat Peker bugün Özgür Suriye ordusuna 4x4 araçları hediye etti. Kaç adet olduğunu bilmiyoruz. Sadece sosyal medya hesabından paylaştı. Görsel bir reklam mı onu da bilmiyoruz. Gerçekte teslim edip edilmediğini de bilmiyoruz. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama geçtiğimiz günlerde yine hatırlarsanız çelik yelek hediye etmişti. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey var. Sizlerin de dikkatini çekiyor mu? Özgür Suriye Ordusu'na yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağlı bulunduğu Mehmetçik Vakfı'na veya kuruluşlarına değil. Benim aklıma hemen şu geliyor. Paramiliter bir güç var. Sonuçta ortada Özgür Suriye Ordusu bahsettiği bir su ordu da değil. Her ne kadar yerli ve milli deseler de ben yerli milli konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'yle kıyaslanamayacak düzeyde diyorum. Eğer onlar yerli milli ise Türk Silahlı Kuvvetleri ne? Her neyse o da bizim konumuz dışında. Ama bu insanın Özgür Suriye Ordusu'na bu yardım yapması, ileride Özgür Suriye Ordusu'nun boşluğa düştüğünde Türkiye'de bir paramiliter örgütlenme olarak kalacak mı kalmayacak mı? Bu tartışmayı yapmamız gerekiyor. Bugün öyle ya da böyle. Resmi verilere göre 20 bine yakın Özgür Suriye Ordusu militanı var. Bunların hemen hemen hepsi Türkiye'de kamplarda eğitildi. Afrin operasyonu bitti. Farz edelim ki Menbiş konusunda ABD ile anlaştık. YPG Menbiş'ten çekildi. Özgür Suriye Ordusu militanları Afrin'de mi kalacak? Ya da biz Sayın Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın sorusunu sormak istiyorum. Diyor ki biz diyor Suriye Afrin'in asıl sahiplerine vereceğiz. Asıl sahipleri de Suriye Arap Cumhuriyeti. Zaten bu Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Birliği'nde, tüm uluslararası NATO'da deklare edilmişti. O zaman Özgür Suriye Ordusu militanları nerede olacak? Hatay'da mı olacak? İstanbul'da mı olacak? Ankara'da mı olacak? Bu paramiliter örgütlenme nereye gidecek? Bence bu soruyu biraz yüksek sesle sormak gerekiyor dostlarım. Hazır konumuz Amerika'dan açılmışken Erdoğan'ın bugün Trump'la bir görüşmesi yaşandı. Tabii biz yine İbrahim Kalın'dan alıyoruz haberleri ama sorun şu, artık İbrahim Kalın'ın sözü ne kadar itibar edilebilir bilmiyoruz. Daha 3 gün, dün pardon, Tillerson'la ABD'nin şu anda mevcut Dışişleri Bakanı ama 31 Mart itibariyle eski Dışişleri Bakanı olacak Tillerson'la anlaşma demişlerdi. Anlaşma yokmuş. Anlama, garip kelimeler kullanıldı. Yalanlandı hatta Çavuşoğlu tarafından anlaşma yok diye. Cumhurbaşkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ifade ediyor ama Anadolu Ajansı geçti tabi haberi. Doğruluğunu teyit edemiyoruz. Çünkü Anadolu Ajansı bir devlet bülteni. Özelleştirilmesi gereken bir devlet bülteni ama özellikle ikili ve bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu diyor. Ayrıca diyor Zeytin Dalı Harekatı'nda başarıdan sonra PKK-PYD'ye karşı gerçekleşen başarıdan sonra bu tür bir görüşmenin gerçekliği ifade ediyor. Ama Trump bu başarıyı kutlamış mı kutlamamış mı bilemiyoruz. Ve Menbiş ve Sincar meselesi konuşuldu diyor. Başka hiçbir bilgi yok. İşin doğrusu ben şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir konu olacak ama Erdoğan'la Trump'ın konuşmasını fark ettiniz mi bilmiyorum. Türk medyası
Ve Türk kaynakları artık yayınlamıyor. Yayınlamıyor çünkü ABD tarafından bir saat sonu veya yarım saat sonu yalanlandığı görülüyor. Yani bu konuda geçtiğimiz günlerde böyle bir rezaletler yaşanmıştı. Maalesef Tillerson konusunda da ne yaşandığını bilmiyoruz. Hala Türk devlet tarihinin, Türk devlet geleneğinin, Türk devlet adabında olmayan bir görüşmeydi. Bir kayıt altına tutulmamıştı, arşiv yapılmamıştı. Kayıt derken de yani video kaydı falan değil. Türk devlet bürokrasisinde, diplomasinin altın gelenektir. Her şey söz uçar, yazı kalır, kişiler geçer. Ama diplomaside yapılmış tüm görüşmeler belli tercümanlarla, belli kağıtlara kaleme alınır. Bunlar arşivlenir, belli bir sistematize edilir. Bakalım acaba Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinde inşallah böyle bir kayıt altına alınmıştır diyoruz ama ben tek umutlu olduğum yan Amerika. Amerika en azından bunu kayıt altına aldı da bir açıklama bekliyoruz. Ne olacak, ne bitecek. Umarım hayırlısı olur diyorum dostlarım. Gelelim asıl gündem maddemize. Temiz sosyal medya. Temiz sosyal medya dedik ama bugün katılımcı sayımız biraz az görüyorum. Niçin paylaşmıyoruz dostlarım? Hakikaten yani paylaşmak çok önemli. Daha fazla kişiye erişebilmek için, daha fazla kişiyi konuk elde edebilmek için. Bugün yayınımızı biraz erken başlattık. Malumunuz birazdan yola çıkacağım. Yarın bir davam var. Bilginiz olsun. Değerli dostlarım, temiz sosyal medya dedik. Bugünlerde ben şunu gördüm. Özellikle dünkü yaptığımız yayından sonra Aydın Doğan'a ait Doğan Medya grubunun Demirören grubuna geçmesinden sonra Türkiye'de acaba muhalefet ne yapacak falan. Hoş, malumun ilanı demiştik. Yani Aydın Doğan da zaten AKP hükümetinin, iktidarının yaptıklarını kutsayan, eleştirme özgürlüğü dahi olmayan bir yayın organıydı. Nasıl satıldı bilmiyoruz. Baskı altında mı satıldı bilmiyoruz. Ve Aydın Doğan bugün adeta bu iddiaları yalanlarcasına kendi irademle sonlandırmak istediğim medya kuruluşundan çekilmek istedim ve çekildim diyor. Buraya kadar sorun yok. Ama bu açıklamayı yapıyor olması aslında Türkiye'de gelinen faşizan ortamı da gösteriyor medya sektöründe. Aydın Doğan gibi 40 yıldır medya sektörünün içinde olan bir isim ben kendim istedim diye yapıyor. Yani hiç inandırıcı olmayan bir açıklamayla aslında karşımıza geliyor. Neyse biz gelelim asıl konumuza. Değerli dostlar. Artık haklı müdafaa yoksa haklı müdafaa var noktasındayız medyada. Evet elimizde temiz bir medya organı kalmadı. Hiç kimse şu medya kuruluşu olabilir, şu olabilir de umut bağlamaya da gerek yok. Zaten bunların tirajları da ortada. Bakınız, böyle ya da böyle muhalefet yaptığını iddia ettiğin Cumhuriyet, Evrensel, Bir Gün, Halk, pardon Yurt gazetelerini alın, toplayın, 50 bin okuru yok. İnternet sitelerine veya Twitter hesaplarına bakınız, samimiyetle söylüyorum. Görüntüleme sayısı günlük toplamı 4 gazetenin bir bireysel gazetecinin elde ettiği rakama erişmiyor. 1,2-1,5 milyon bandında. Ben samimiyetle şunu söylemek istiyorum. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Bir Gökhan Özbey'in ki sıradan bir gazeteciyim. Yani öyle ahım şahım bir şeyimiz de yok. Görüntüleme rakamlarımız 2-2,5 milyonda. Aslında bu Türkiye'nin doğru habere alternatif medya olan açlığını gösteriyor. Bu yüzden biz yeni bir kampanya başlatmak istiyoruz. Bu kampanyanın adı Temiz Sosyal Medya. Bize öyle bir atmosfer dayatıldı ki artık sosyal medya dışında nefes alabileceğimiz bir yer bırakmadılar. Bırakmadıkları gibi korku atmosferini sosyal medyada iletiyorlar. Bakın şunu söyleyelim. Demokrat bir duruş sergilediğiniz sürece, kimseye hakaret, kimseye tehdit etmediğiniz sürece, fikirlerinizi hukuka uygun bir şekilde açıkladığınız sürece kimse sizden hesap soramaz. Ama bizler veya bizim gibi düşünen insanlar bireysel olarak orada kalırlar, sırıtırlarsa marjinalleşir. Oysa bizim fikirlerimiz marjinal değil. Veya sizlerin fikirleri de marjinal değil. Bu ülkede demokrasi marjinal değil. Adalet marjinal değil. Bugün marjinal olan olağanüstü hal rejimiyle korku ve troll psikolojisi yaratanlar. Ama öyle bir noktada ki azınlık olmalarına rağmen sesleri gür çıktığından dolayı marjinalleşen bizler oluyoruz. Ve biz bu marjinalleşmeye karşı, bu dışlanmaya karşı, bu korku psikolojisine karşı bireysel cesaretlerin de ötesine toplu anlamda, gerçek anlamda nerede olduğumuzu bilerek artık sosyal medyada kendi ismimizle, kendi cismimizle, kendi fikirlerimizi net olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bakınız, sınır çok belli. Hiç kimse ki anayasal bak zaten arkadaşlar, şu da çok önemli bir noktaya da değinelim. Türkiye'de muhalefet olmak suç değil. Anayasal bak. Ama öyle bir şey ki muhalefet edenler bir elin parmağını geçmeyince diğerleri de sadece gizden gizliye takip etmekle, gizden gizliye alkışlamakla olmuyor. Öyle bir noktaya geliyor ki
bir noktada marjinal kalıyor. Hakkı savunan, doğruyu savunan veya ilkili haberciliği yapan insanlar bugün Türkiye'de gerçek anlamda bir yandan gıptayla bakıyoruz ki ben de baktığım insanlar oluyor. Bir yandan da biz onu yapamıyoruz. Bakınız, bu ülke tarihi bir virajdan geçiyor. Evet 15 Temmuz'dan geçti etti ama bu ülke demokrasi açısından tarihi bir virajdan geçiyor. Ne mutlu bizleri ki bu dönemin kahramanlar olma şansımız var. Yurttaş olarak kahramanlar olma şansımız var. Temiz, ilkeli, inançlı, mücadele eden, ahlaklı yurttaşlar. Tabi bu ahlak derken muhafazakar çerçeveyi kastetmiyorum. Bakınız işte biraz önce gördük. Dün Norveç örneğini verdik. Herhalde %80-%90 ateist ama Norveç'te bir tane ahim kararı bugüne kadar uygulanamazlığı yaşanmamış. Ahlak budur. Adalet ahlakı budur. Demokrasi ahlakı Fransa'nın bugün Cumhurbaşkanlığının yolsuzluktan gözaltına alınmasıdır. Biz bunu açıkça artık koyalım ortaya. Ve şunu söyleyelim. Korkmaya gerek yok. Biz fikrimizi doğru zeminde doğru şekilde ifade ettiğimiz sürece, demokratik bir çizgide ifade ettiğimiz sürece ve çoğunluk olduğumuz sürece emin olun bu baskıyı, bu kitleleri yıldırma psikolojisini uygulayamazlar. Ama öyle bir şey ki Afrin Harekatı başladıktan sonra bildiğim birçok sosyal medya hesabı sosyal medyadan çekildi. Yetmedi. 15 Temmuz'dan sonra hiç alakası olmamasına rağmen ya benim başıma da iş geldi ben niye karışayım deyip birçok kişi hesabını kapattı. Troll hesapları açtı. Troll hesap diyorum benim için şudur. İsmini cismini açıklayamayan bir hesap her ne kadar samimi de olsa dürüst de olsa bugün bir ak trollden farkı ne? Elbet bugün hani ezik kesim diyelim. Ezik demeyelim de aslında mağdur kesim olabilir. Ama ak troller bugün sadece mağrurlar. Yarın onlar da mağdur olduklarında onlar da aynı sizin gibi davranmayacaklar mı? Kendi ismimizi kullanmaktan çekinmeyelim. Eğer korku psikolojisine bugün itibariyle teslim olmaya başlarsak samimiyetle söylüyorum. Medyayı kaybettik, sosyal medyada kaybedebiliriz. Ve şunu da söyleyelim. Sosyal medyada güçlü olan biziz. Tabiri caizse burası bizim alanımız. Öyle ya da böyle. Türkiye'de 12 milyon sosyal Twitter hesabı var. Rakam vereyim. 7 milyonu aktif kullanılıyor. Ve 7 milyonun yaklaşık 5.4 milyonu geçmiş verileri bildiğim için söylüyorum. Ya da 5.5 milyon diyebiliriz. Muhalif veya demokrat insanlardan oluşuyor. Ama 1.5 milyon troll demeyeyim de farklı düşünen, iktidarı destekleyen insanların toplasana 2000-3000 tane troll psikolojisiyle bu 5.5 milyon siniyor. Öyle bir şey ki bir baskı oluşturuyorlar, örgütlü bir şekilde baskı oluşturuyorlar, yargıyı da yönetmeye başlıyorlar. Oysa 5.5 milyon kişi toplu anlamda ses çıkarsa yargı onlar lehine değil. En azından hareketsizlik kararı alacak. Bakınız, burası bizim artık sattığı müdafaa aşamamız. Eğer burada da pes eder isek kendi içinde yalnızlık psikolojisine saplanacağız. Saplanacağız diyorum. Çünkü siyasi partiler bugün toplumsal muhalefeti çözüm üretmiyor. Sokaklar OHAL rejimi altında mücadeleye izin vermiyor. Demokratik eylemlere izin vermiyor. Bakınız Ankara'da yüksel direnişi bugün 500. günde. Dile kolay arkadaşlar. 500 gün insanlar direniyor. Nasıl direniyor biliyor musunuz? Basın açıklaması yapmak istiyorlar ya. Bir basın açıklaması yaparken 500 gün günde iki kez insanlar gözaltına alınır mı? Alınıyor. Ve bunun adına olağanüstü hal deniliyor. Ve biz de diyoruz ki ya kendi ismimizi yazalım korkmayın. Kimse sen Ahmet Mehmet fikrini yazdın diye seni eleştiremez. Fikir eğer marjinalleşirse nasıl marjinalleşir biliyor musun? Toplumun normalleri troll psikolojisine gelirse biz marjinalleşiriz. Toplumun normalleşmesi için mücadele etmemiz gerekiyor dostlar. Ve bunun için cesaret dediğimiz şey burada artık devreye girsin. Ben bugün açık bir şey sormak istiyorum ya. Bugün sağ olsun Ünsal Bey, Ünsal Ünlü sabahki programında çok güzel bir eleştiri yaptı. 117 bin tane dedi sadece Periskop'tan takipçisi vardı. Bizim de 142 bin tane Twitter'dan takipçimiz var. Şu yayınları izleyen 10-15 bin, bilemediniz maksimum 20 bin oluyor. Çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkes elini taşın altına sokmuştur. Konumdur. Buna da saygı duyuyorum. Ama YouTube en basitinden. Ya biz YouTube'da 5 bin abone olamadık dostlar. Buna abone olmaktan korkuyoruz ya. Ya bu kadar zor bir şey değil. Biz kendi ismimizle, ben şunu söylüyorum, takipçilerime şöyle baktım. Son 1000 takipçime kadar inebildim. Daha fazlası inemedim teknik olarak. Ya çok yanlış oran vermeyeyim ben. Ya %4'tür, %5 kesin değildir. Gerçek isimli takipçileri. Geriye kalanlar. Samimiyetlerinden zerre şüphem yok. Korku insani bir duygudur. Buna da saygı duyarım. Ama cesaret de insani bir duygudur. Cesaret geleceğe atmış bir imzadır. Toplumumuza, çocuklarımıza bir mirastır. Ve biz burada cesur olmamıza da gerek yok. Yani zaten söylediğimizi kendi ismimizle ifade etmemiz gerek. Çoğunluk olursak marjinalleşmeyiz. Bu kadar basit. Temiz sosyal medya burada şart. Bunun için ilkelerimiz var. Bir, küfür.
Ne yaparsa yapsın. Eden kim de olsa bizden de olsa engelleyeceğiz. Ve küfür atmosferine yer vermeyeceğiz. İki, hakaretlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Üç, ne olursa olsun ırkçılık. Bakın çok tehlikeli bir hastalık. Sosyal medyanın en riskli hastalığı. Sadece ülkemiz için değil. Tüm sosyal medya kullanıcısı olan ülkeler için. Twitter'ın ana kurallarından birisi. Irkçılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bunları yaptıktan sonra hani çiçek böcek de paylaşın ama ara sıra fikrinizi de belirtin ya. Yavaş yavaş, adım adım. Çoğunluk olmaya başlayın. Veya birisine bir haksızlık yapılıyorsa sosyal medyada onu retweet edin. Ona destek olun. Emin olun o psikolojik trolleri daha çok korkutuyor. Çünkü bunlar, bu troller dediğimiz olgu azınlıktır. Ama yüksek sesle konuşurlar. Etrafında sanki arkalarında milyonlar varmış edasını yaparlar. Olmadığını görünce ya da karşısında çok değil 100-200 tane sosyal medyada kişi eleştirsin, troll korkusunda ne yapacağını şaşırır. Sadece ona yasaları hatırlatınız, haklarını hatırlatınız, hukukan da hatırlatınız. Biri size saldırıyor mu? Irkçılık hem anayasal bir suçtur hem de dünya açısından, etik kurallar açısından bir suçtur. Veya küfür, anayasal bir suçtur, pardon Türk Ceza Kanunu'na göre bir suçtur. Dünya kanununa göre de suçtur. Bu kadar basit. Bakınız çok güzel. Seda Hanım dedi ki ben devlet memuruyum. Evet, devlet memuru olmanız sizin gerçek sosyal medya hesabı kullanmanıza engel değil. Belki paylaşamayabilirsiniz. Ama gerçek isminizle sosyal medyada var olmaya devam edin. Bu çok zor değil. Bence bu nokta çok ama çok önemli diyorum. Değerli dostlarım, bugün size ayırdığımız sürenin de sonuna geldik. Aslında biraz da uzun konuştuk sanıyorum. Ama bugün biraz katılımımız az. Sanıyorum saatimizin değişmesi bazı okuyucularımıza farklı oldu. Bugün destek çağrısı yapmayacağım. Yaptığımda sonuçta alamadığımı gördüğüm için samimiyetle söylüyorum. Bugün ne Patreon çağrısı yapacağım ne YouTube'da abone olun çağrısı yapacağım. İsteyen olur, isteyen olmaz. Hiç kimse bu konuda zaten baskımız yoktu, olmayacaktı. Ben dün söyledim. Bunu ilke haline getirdim. Tek kişide kalsa beni dinleyen, tek kişide olsa birliktelikçi gazetecilik yapacağımız, yani fikrini alacağım, fikrini eleştireceğim. Ben yapmaya devam edeceğim. İsteyen izler, isteyen izlemez. İsteyen paylaşır, isteyen paylaşmaz. Ama bu dakikadan sonra ben artık ne soru cevap yapacağım, ne de başka bir şekilde yani ricalarda bulunacağım. Ben bir utancı sizler adına paylaşmak istiyorum. Hani iki gündür Doğan Medyası adlı ahva diyoruz ya. Ya ben Patreon hesabından bir yazı yayınladım dün. Bir kahve molası. Şu yayınları iki gündür, pardon üçüncü gününe giriyor o yazı yazdığımdan beri. 40 bin kişi izledi. Twitter hesabımda en az 3 günde 4,5 milyon görüntüleme aldı. Ama o yazımı kaç kişi tıkladı biliyor musunuz? Utancı size söyleyeyim. Ha, kaçınız burada aslında dostlarıma da sormak gerekiyor. 440 kişi tıklamış. Bu yüzden artık ben okuyucuyla diyaloğumu haber ilişkisi üzerinden kurmak istiyorum. Tabii ki dostlarım var. Onlarla her zaman kapım açık. Her zaman fikirlerini almak isterim. Ama bu dakikadan sonra ben klasik medyayı, alternatif medyaya dönüştürme mücadelesi içerisindeyim. Bu mücadelenin dolayı tekrar ediyorum. Ne Patreon çağrısı yapacağım, ne de abone olun çağrısı yapacağım. Kendiniz bilirsiniz. Vicdanınızda, cesaretinizde size ait dostlar. Dediğim gibi umudun ötesindeyiz, gerçeğin kıyısındayız. Yarın saat 12'de, Türkiye saatte 12'de tam öğle arasında. Ki muhtemelen o dava 12'de olmayacak ama yine de biz 12 diyelim. Cuma vaktine geliyor ya, malum bu arada yargıçlar, savcılar hep cumalara giderler. Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davam var. Beklerim. Hepinizi olabilecek uygun olan arkadaşlarımızı dayanışma için beklerim. Korkmayın, dayanışmadan bir sıkıntı olmaz. Kalın sağlıcakla, kalın umutla. Fatma Hanım, sadece sizin sorunuzu cevaplayabilirim. Irkçılık nasıl olur? Bir ırkı, bir milleti hakaret etmek, aşağılamak bir suçtur. Ermeni dül demek, Melih Gökçe'nin gibi. Ya da ne bileyim, Yunan tohumu ya da çok ağır hakaretler var. Ve Türklere özgü hakaretler var. Veya Kürtleri aşağılamak, veya onu aşağılamak, bunu aşağılamak. Hatta düşman dahi olsanız Amerika'yı aşağılamak, Yunan'ı aşağılamak. Bu ırkçılıktır. Benim cuma namazında derdim yok. Birileri göstermelik, siyasal İslam'a yalakalık olsun diye dava saatini cuma namazına gideceği için ifade ediyorum. O zaman dava saatini 1.30 yaparsın, olur biter. 12 yapmana gerek yok. Umudun ötesindeyiz. Gerçeğin kıyısındayız dostlar. Vicdan, adalet, cesaret diye. Tüm dostlarımla. Kalın sağlıcakla, kalın umutla. Görüşmek dileğiyle dostlarım.